kutlayan değerli basın mensubu kardeşlerim, hepinizin basın bayramınızı da kutluyorum. Tabii ev sahipliği olarak bugün Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımızın misafiriyiz burada. Kendisinin de bahsettiği gibi biz muhalefet partileri olarak Afyon konusunda, Afyon özelinde, Afyon'un programları, Afyon'un sorunlarıyla ilgili meselelerde muhalefet partileri olarak ülkemizi yerelde ve genelde yöneten siyasi partilerin temsilcilerine söz konusu Afyon ise gerisi teferruattır. Bir masanın etrafında toplanırız. Varsa bir sorun hep birlikte vatandaşımızın, milletimizin huzur ve vicdanını rahatlatacak şekilde çözeriz noktasında biz bu söyleşimizi üst perdeden dile getirdik, dile getirmeye de devam ediyoruz. Sayın Başkanımın bahsettiği gibi Afyon'umuzun sorunu çok, Türkiye'nin de tabii ki sorunu çok. Türkiye'de sıkıntılar gün geçmiyor ki artmasın. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki ciddiyetsizlik avuç başı gidiyor. Ekonomiyle ilgili freni patlamış kamyon gibi rampaşağı salınmış, nasıl gidiyorsa sağa sola yalpalanarak ekonomik durum da ülkemiz adına aynen freni patlamış kamyon misali sağa sola savrularak gidiyoruz. Milletimiz her gün biraz daha fakirleşiyor. Buna bağlı olarak İstanbul, Ankara, İzmir'deki vatandaşlarımız nezle olmuşlarsa ekonomik krizde, Afyon, Karahisar'dakiler inanın bana zatürre olmuşlar. Yoğun bakıma girmişlerdir ekonomik açıdan. Yani Afyon'da borçsuz bir vatandaşımız yoktur. Afyon'da borçsuz bir esnafımız yoktur. Sorunsuz bir insanımız, vatandaşımız yoktur. Bu mülteciler konusu çok ciddi bir konudur. Sessiz bir işgaldir. Biz bu sessiz işgale karşıyız. Dili, dini, ırkı, neyi, ne olursa olsun Türk milletinin içine bir şekilde göçmen veya işte iltica noktasında getirilip milletimizin arasına karıştırılan bu insanlarla beraber yaşamak istemiyoruz. Kültürümüz uymuyor. Gelenek ve göreneklerimiz uymuyor. Türk milleti farklı bir millettir. Türk milletinin içinde yaşayan, akrabalık ilişkilerini sürdüren, gelenek ve göreneklerine bağlı yaşayan bir millettir. İleriye dönük bugün 10 milyon sınırında olan mültecileri önümüzdeki dönemlerde bunlar durmadan da çocuk yapıyorlar. Nüfusları da artıyor. 10 milyon 10 milyon olarak kalmıyor. Her yıl %10 büyüme olsa her 10 yılda 20 milyon 25 milyon insanla karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla 83 milyon olan nüfusumuz bundan 10 yıl sonra 100 milyon sınırına dayanacak. Bunun %25'i bizim vatandaşımız olmayan insanlar tarafından oluşturulacak. Konuya değindiler. Çok güzel konularda bilgi verdiler. Kendilerine teşekkür ederim. Sağ olsunlar. İnsanlar yaptıkları işlerle ve söyledikleri sözlerle değer kazanırlar. Bu yapılan işler içerisinde Afyon, Sayın Başkanımın söylediği gibi bizim her şeyimiz. Ama bugüne kadar Afyon'da şikayetler oldukça yüksek seviyeye gelmiş ama hiçbir yerde dillendirilmemiştir. Örnek vereyim, Yeşil Cami'nin bulunduğu parkta köpekler birbiriyle kavga ettiriliyor. Yetkililer orada seyrediyor. Dün bir çocuğu ısırdılar, köpek. Yapılan hiçbir şey yok. İkincisi, Afyon'umuzdaki çöp olayı had safhaya varmıştır. Akşamdan konan çöpler sabaha kadar kokuyor. Ortalığı temizlemek için itfaiyeyle yıkama, yağlama yapılaraktan geçiştirmeye çalışıyorlar. Bunlara köklü bir çözüm getirilmesi hususunda yetkililerden rica ediyorum. Bir başka örnek, aile yılı ilan edildi Afyon'da. Bugüne kadar 8. aya giriyoruz. Hangi aileye nasıl ulaşıldı, kime nasıl yardım yapıldı, bu hususta neler yapıldı bilen yok. Ama yapılan bir şey var, güzel güzel kağıtlara aile yılı yapıyoruz, yılında şunları yapacağız dediler, bir kenara geldiler. 7. ayda yaptıkları bir toplantının dışında bugüne kadar ne basına ne kamuoyuna hiçbir bilgi verilip ailelerde ne bir yardım ne bir söz konusu hiçbir şey yok.
sizin yaptığınız anketlerde Afyon'da bu aile çocukları yaşamak istemiyoruz diyorlar. Gençler Afyon'da durmak istemiyoruz diyorlar. Ama yetkililerden bugüne kadar niçin bu gençler Afyon'da durmak istemiyor diye hiçbir şekilde bir yanıt yok. Ya bellemişler iki tane park yapıyorlar. Yaptıkları parklarla uğraşıyorlar. Ama insanlara yararlı olacak daha bugüne kadar bir şeyin yapıldığını görmedik ve duymadık. Trafik hususunda Türkiye'de veya dünyada olmayan bir şey vardır. Hepinizin bildiği Oruçoğlu çarşısının önünde bir kırmızı lamba var. Yarısına kadar geliyorsun, kırmızı lamba yanıyor. Yarısından sonra kırmızı lamba açık. Hangisinden geçecek bu insanlar? Bir yerde trafik devam ediyor, bir yerde edemiyor. Orada bir iş yeri var, onun önüne park ediliyor. Polise şikayet ediyorsunuz. Diyor ki biz orayı kaldıramayız. Bir iş yerini gömüp park ediliyor. İnsanlar durakta duran arabalardan dolayı geçiş yapamıyor. Ama yetkililer biz bunu kaldıramayız diyorlar. Neden acaba? Bu gibi sorunlar oldukça yüksek. Son olarak sizlere şunu söyleyeyim. 400 bin aracın geçtiği söyleniyor bir bayramda Afyon'umuzdan. Ama varan tesislerinin önünde Milli Park'ın karşısında 5 yıldır yapılamayan bir yer var. Atıl durumda bırakılmıştır. Bunlar niçin yapılmıyor? Neden Afyon'a kazandırılmıyor? Bu 400 bin geçen araç buradan niçin istifade etmiyor? Afyon'umuza niçin kazandırılmıyor? Bunlar bizim için önemli konular. Sayın Başkan çıkıyor, mahalleleri gezdik, problemimiz var, bunları halledeceğiz diyor. Başkandan şunu rica ediyorum. Bu gezdiği mahallelerdeki problemler nelerdir? Biz biliyoruz. Ama bunu kamuoyuna açıklasın. Takibini de biz yapalım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizcilerin öncelikle 24 Temmuz'un basın bayramını Demokrat Parti Başkanı olarak kutluyorum. Daha özgür basını önümüzdeki dönemde görmek istediğimi bir vesile daha ifade etmek isterim. Kaybolan demokrasinin tekrar rayına oturtmak için Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı ortak paydası olan çok değerli il başkanlarım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi il başkanımız Yalçın Başkan'ın daveti üzerine bir aradayız. Takdir edersiniz ki diğer arkadaşlarım ifade ettiler. İlimizin, ülkemizin can alıcı meseleleri var. Ben de arkadaşlarımızın bu ifadelerine katılmakla birlikte çok fazla söz uzatmak istemiyorum. Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'ın belirttiği gibi dünümüzü çaldılar, yarınlarımızı çaldırmayacağız. Birlikte mücadelemiz demokratik zeminde devam edecektir. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum.